Ben zaten genel olarak merkezi mitingleri kaçırmayan bir insanım. 10 Ekim'e gitme sebebim de aslında 7 Haziran sonrasının verdiği bir coşku vardı ülkede. Bir politik bir atmosferin yüksek olma durumu vardı. Beni oraya götüren sebeplerden bir tanesi bu siyasal sürecin aktif olarak değerlendirmekti. Onun haricinde zaten mitinginde şiarı olan emek, barış ve demokrasi taleplerimizdi. Yani alanda olmanın bir kıymeti olduğu için de 10 Ekim'e gitmeyi tercih etmiştim mitinge. Etrafımda bir sürü insan gaz bombası ya da bir havai fişek patlaması gibi böyle şeyler söyledi ama ben o sesi duyar duymaz tanıdım. Çünkü Suruç videolarını defalarca izlemiştim ve o sesi çok tanıdım. Yine mi dediğimi hatırlıyorum. Üzerimize o alanda olan ufak tefek çalıların, yaprakların falan geldiğini çok net hatırlıyorum. Şey yani tabii çok büyük bir korku, büyük bir endişe. Ama zaten ardı kesilmedi, peşine bir patlama daha oldu. Yani ilk ana dair belki bunu söyleyebilirim. Yani ilk ses geldiğinde de bomba patladığını, bir saldırı olduğunu anlamıştım. Bir de Suruç'taki saldırıya şahit olan bir arkadaş vardı. Orada arkadaşlar sakin olun lütfen, biz bunu daha önceden yaşadık dedi. İkisi de benim unutamadığım, çok keskin, çok net anlar. Daha önceden bunu yaşamış bir insanın orada bile sükunetini koruyor olması acıya çok alıştığımızı gösterdi benim için. Bugün hayattaysam oradaki hayatını kaybeden arkadaşlarım sayesinde hayattayım. Bu çok ağır bir yük. Bir yandan sürekli kendini koruma isteği ama diğer yandan da alanda olmanın gerekliliği. Artık onlar bir mücadele için hayatlarını kaybettiler ve artık geri çekilmenin bu saatten sonra hiçbir şansı yoktu. Onun için çok zordu, iradeli olmak gerekiyordu ama benim bireysel olarak da hayatım çok düzensiz olmaya başlamıştı. Yani uykularım çok kötüydü, çok tatsızdı, yani her şey çok tatsızdı. Yani bununla artık baş edemedim zaten. Bir süre sonra psikolojik destek almak zorunda kaldım. Uzun da sürdü bu tedavi süreci. Yani zaten bu tedavinin bana nasıl iyi geleceğini de bilemiyordum ama benim tek talebim şeydi yani hani bu anı unutmayayım ama bununla baş edebilmeyeyim. Unutmak istemiyordum zaten hiçbir şekilde. Bir süre, 1,5 yıl kadar tedavi gördüm. Bir süre ara verdim. Ondan sonra yine memleketin bir olumsuz politik giden durumundan doğru tekrar bir aynı endişeleri tekrar yaşadığımı fark ettikten sonra yeniden doktora gittim ama iyiyim tabii. En azından fiziksel olarak bir etkilenmem olmadığı, bir vücudumda hiçbir etkisi olmadığı, doğrudan akrabamı kaybetmedim ama bunlar tabii önemsiz benim için yani. Hani orada 9 yaşında Veysel de hayatını kaybetti. İnşaat işçileri de hayatını kaybetti. Ne bileyim yani üniversite öğrencileri de hayatını kaybetti. Yaşlı insanlar da hayatını kaybetti. Yani onun için doğrudan tanımıyor olmakla tanıyor olmanın arasında sadece belki bilinirlik açısından bir farklılık vardır yani. Yoksa üniversiteden tanıdığımız arkadaşlarımız yaralandı. Zaten bu iktidar olduğu sürece ya da bu adalet sisteminin bu şekilde olduğu sürece zaten adalet böyle sağlanmayacak yani. O konuda ben öyle düşünüyorum. Ama diğer yandan da tabii ailelerin ve işte 10 Ekim Derneği'nin verdiği çaba kesinlikle yadsınamaz. Her ay ısrarlı bir şekilde garın önüne gitmek büyük bir irade. Bunlar evet bir dava sürecini etkiliyordur. Ama tabii ki de yani kimsenin yargılanmaması ya da o gün oraya gelen bombacıların aslında Suruç iddianamesinde ismini geçenlerin olması ya da Genelkurmay'a, Savunma Bakanlığı'na çok yakın mesafeden bu insanların geçiyor ta Antep'ten yola çıkıp geliyor ama zaten çok büyük bir güvenlik zaviyatının ortada olduğu. Öncesinde Diyarbakır ve Suruç katliamlarının olduğu bir süreçte Ankara katliamı da eğer tekrar oluyorsa ve ülkede sonrasında da sürekli bombalar patlıyorsa bu ülkede bunlar bilerek yapılıyordur ve bunlardan adalet bir beklentim yok. O yüzden davanın seyrinin böyle olması beni şaşırtmıyor. Sadece daha fazla beni öfkelendiriyor. Bu öfkeyle de başa çıkmayı sanırım biraz öğrendik. Yani bu siyasal atmosfer bize bunu öğretti. Şeyi de hatırlıyorum yani uzun süre ülkede bombalar patladı ve bir süre sonra döndük. Aa yine mi bomba patladı? Durumuna geldik yani eskisi gibi
çok sıradanlaştı. Çok açıktan dönemin başbakanı öfkeli çocuklar dedi yani. Ve bugün aynı adam başka bir parti kuruyor ve bugün yapılan diğer saldırılar için çok yanlıştı diyebiliyor. Onun için çözümün bu şekilde olmayacağı konusunda netim. Yani her yıl 10 Ekim geldiğinde zaten hani o an tekrar tekrar hatırlıyoruz ama ben yani yıl içerisinde böyle sosyal medyada bile gezerken birinin fotoğrafını görmek olsun, dinlediğimiz bazı şarkılar, marşlar bile hep aklımızda yani aslında hiç gitmiyor. Ben yani katliamdan sonra ilk defa geçen sene gar önüne gittim. Yani Ankara'ya gittiğimde gitmek istemiştim ama gidememiştim ama geçen yılki anma da gar önündeydim. Her şey çok taze ya. Her şey o kadar taze ki. Ve şey, devletin saldırganlığı da aynı şekilde. O öfke iki taraf için de hiç geçmiyor. Yani hesap soranlar için o asla geçmiyor. O annelerin canının yanması asla geçmiyor. Ama devletin o saldırgan tavrı da asla geçmemiş yani. Biz hatalıyız diyen bir taraf yok ve işte adalette bunlardan bu şekilde de adalet beklemek bence doğru değil. Yapmayacaklar çünkü. Yani barış talebi bugün de hala çok can alıcı bir talep yani asla ülkede geçmiyor. Orta Doğu'da aslında geçmeyen bir talep. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bedeli ne olursa olsun o insanlar barış şehidi diyoruz yani bugün. Elimizden ne geliyorsa da yapmamız gerekiyor. Öfkeliyiz, ya acımız da çok büyük. O da yani ancak yine alanları doldurarak, unutmadığımızı söyleyerek ve mücadele ederek alanlara gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.